Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi ben yaklaşık 2-3 aydır falan bir video çekmedim. Onu da şundan dolayı. Pazara gidiyorum. Fiyatlar böyle mantıksız bir fiyatlar vardı. Şimdi arkadaşlar 5-6 aydan beri de millette, bizlerde, hepimizde bir beklenti vardı. Araba fiyatlarının yaklaşık olarak işte yarı fiyatına düşecek diye bir beklentimiz vardı. Şimdi mesela ben pazara gidiyorum. Arkadaşlarla işte oradaki gelenlerle giderlerle, alıcılarla, satıcılarla falan görüşüp konuşuyorum. Millet işte biz araba almayacağız. 5 ay sonra, 6 ay sonra yaklaşık olarak işte 350 bin bandındaki bir araba 175 bin, 180 bin bandına düşecek. 160-170'e satılan arabalar da şey 70'e 80'e düşecek. Vergi çok büyük bir vergi indirimi, devlet çok büyük bir vergi indirimi yapacak diye öyle bir beklenti vardı. Benim eski videolarımı seyreden arkadaşlar, benim takipçilerim zaten bilirler. Ben bütün videolarımda arkadaşlar araba alacaklar geç kalmasın, bir an önce alsın diye bunu defalarca söyledim. Tabi bana yorumlarda yok işte fiyatlar çok düşecek diye o şekilde yorumlar geliyordu. Sonuç olarak arkadaşlar işte bir hafta önce, yaklaşık olarak bir hafta önce devlet vergi indirimini açıkladı. Ondan sonra yani bence herhangi bir indirim olmadı. Şimdi ben şöyle söyleyeyim, ben bizim anlayacağımız dilden şöyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bu vergi indirimi 600 bin bandı üzerindeki arabalara herhangi bir vergi indirimi gelmedi. 600 bin band arabalara işte şöyle diyeyim yani 30 bin, 40 bin, maksimum 50 bin TL bir vergi indirimi geldi. Ama piyasalarda bir değişiklik oldu mu? Olmadı. Şu an piyasalara yansıdı mı? Herhangi bir yansıma olmadı. Çünkü ben tam tersine şu an piyasada fiyatlar tekrar yükselmeye başladı. Şimdi örnek olarak ben size şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu Clio şu an satış fiyatı 373 bin TL. Bayideki sıfır fiyatı 373 bin TL. Şimdi sahibinden.com'a giriyorum. Arkadaşlar şimdi sahibinden.com'a giriyorum. 2020 modeli 380 bin TL. Mesela bakıyoruz burada 2022'si 455 bin TL. Yani siz de şöyle bayideki araba şu an sıfır araba 373 bin TL, ikinci eli 380 bin TL, 400 bin TL. Bu nasıl oluyor peki? Ya şimdi bu nasıl oluyor? Ben tabii bir haftadır da böyle bir araştırıyorum. Bayilere gidiyoruz, telefon açıyoruz bayilere falan. Şu an düşüş olan arabalar bayilerde yok. Nasıl yok? Yani şu an mesela bu Clio'yu Ankara'da herhangi bir bayide bulamıyoruz. Ya nasıl buluyorsun? Ta işte 5. ay, 6. ay, 7. aya gün veriyorlar. Yani şu an bu düşen arabalar mesela işte bizim takipçilerimiz bilir. Bizde bir tane Clio vardı. Biz Clio'yu 330 bin TL'ye verdik. Şu an Clio şu an 360 bin TL. Yani vergi indirimi olmasına rağmen bu arabanın 330 binden 300 bine hatta 270'e 280'e düşmesi gerekirken şu an onun piyasası 360 bin TL. Biz ne zaman almıştık Clio'yu? Mart ayında mı? Mart ayında almıştık. Kaç ay önce? Ya 5-6 ay, 7 ay önce almıştık. Kaç almıştık? 240 bin almıştık. Hatasız boyasız bir Clio 240 bindi. Hatta bizim mahallede bir tanesi var. Yani bu sizin çevrenizde de illaki mutlaka vardır. Adam 5 aydır işte piyasa düşecek araba bekliyorum. İşte piyasa düşecek indirimi bekliyorum. Ben o zaman 240 bin aldığımda dedi ki bana sen dedi çok zarar edeceksin bu arabadan. Çok zararım olacak çünkü 5-6 ay sonra bir vergi indirimi gelecek. 240'a aldığın araba dedi bana 170-180'e düşecek dedi. Ama geldiğimiz nokta ne? Geldiğimiz nokta şu an araba 360 bin lira. Zaten biz 240 almadan 6 ay önce araba 160 bin lira falandı. 160-170 bin tabii, lira. Tabii. Yani bundan 1,5 yıl önce o kilolarda 150-160 bindi. Ve şu an geldiğimiz nokta 360-370 bin lira. Bayide bakıyoruz bayiye. Şu an bayiye bakıyoruz bayide 373 bin lira sıfır fiyatı. 65 Joy 1.0 SCE 65 beygir 373 bin lira ama ikinci eli 380 bin lira yani ikinci eli 2020 modeli 21 modeli 380 bin lira yani arkadaşlar uzun lafın kısası bu indirimden herhangi bir şey olmadı bence. Şimdi millette bir de dediğim gibi 5-6 aydır bir araba beklentisi vardı. Evet. Millette piyasada bir düşecek beklentisi vardı. Dediğimiz gibi rakamlar ortada. Peki şu an araba alınır mı? Ya şu an araba bence alınır. Çünkü millet şimdi birkaç ay baktı bunlardan da herhangi bir yani
piyasada herhangi bir düşme yok. Piyasa tam tersine şu an tekrar böyle ince ince yükselmeye başladı. Bir ay sonra falan millet arabalara yüklenince piyasa yine çıkacak yani. Ya tabii ben burada arkadaşlar hani illaki şey demiyorum, ben bütün videolarımda diyorum. Araba alacaklar bir an önce alsın diyorum. Bunu ben bir sene önce de dedim. 1,5 sene önceki videomda da dedim. Halen diyorum. Yani araba alacaklar bir an önce alsın. Yarın, bugün ne diye bir öyle bir söz vardı ya. Bugün yarından ucuz arkadaşlar. Şimdi mesela kısmet olursa önümüzdeki pazarda araba pazarına gideceğim. Bakalım bu fiyatlar pazara yansımış mı? Çünkü şu an sarı sayfalarda falan fiyatlara bakıyoruz. Bizim arkadaşlara falan bakıyoruz. İşte bayilere gidiyoruz mesela, bu bayilerde yok şu an. Bir de pazara gidelim önümüzdeki hafta. Önümüzdeki hafta bir de pazara gidelim. Bakalım pazara nasıl yansımış fiyatlar, bir de onu görelim. Arkadaşlar hoşça kalın. Görüşmek üzere diliyorum.